Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere LGS kazandıran soru bankalarını tanıtacağım. Arkadaşlar, şu anda elimde 3 tane yayın evine ait matematik soru bankaları var. Şimdi bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bir tane Efsane Matematik Soru Bankası, Efsane Yayınlarına ait bir tane Taktik Bende Matematik Soru Bankası var. O da Taktik Bende Yayınlarına ait. Bir tane de Mega 8 Yeni Nesil Soru Bankası var. Bu da arkadaşlar Cevap Yayınlarına ait. 3 tane kitap var arkadaşlar. Şimdi bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. İlk kitabımızla başlayalım arkadaşlar. Şu anda ilk kitabımız Efsane Matematik Soru Bankası 8. sınıf arkadaşlar. Şimdi kitabın kapağı gayet güzel ve hoş hazırlanmış arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman beceri temelli sorular yazıyor. Burada değerlendirme, sentez, analiz, uygulama, kavrama, bilgi diyor. Gayet hoş, albenisi olan bir kitabımız arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Zaten Efsane Yayınları da gerçekten piyasadaki kaliteli iyi yayınlardan bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Kitabın sayfanın ilk kapağını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere burada şöyle kapaktaki bilgileri kısaca paylaşayım. Yayın yönetmeni Betim Baran'dır. Yazar Ahmet Camus. Baskı yeri, dizgi, grafik diye bilgiler burada verilmiş bize arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Burada kitabı bir tanıtım şeması yer alıyor arkadaşlar. Burada da o bilgiler var. Şöyle açıyoruz. Bu şekilde ön söz var. Bu tarafta içindekiler ve yine şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kitabımız şöyle ilk kısımda bir anahtar bilgiler verilmiş arkadaşlar. Yani konuya başlamadan önce konunun kısaca özeti bizlerle paylaşılmış arkadaşlar. Burada bakın anahtar bilgiler var. Hatırlatma. Gene anahtar bilgi ve anahtar bilgiyi açıklayıcı örnekler yer alıyor. Gene anahtar bilgi 3 demiş. Yine konuyu açıklayıcı bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Evet, şimdi çevirdikten sonra artık testlerimiz başlıyor arkadaşlar. İlk test olarak kavrama var arkadaşlar. Öğrendiğimiz mevcut bilgileri kullanarak çözebileceğimiz başlangıç soruları var arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere sorular gayet hoş ve güzel hazırlanmış arkadaşlar. Bu şekilde de şöyle devam ediyoruz. Bu tarafta da bu şekilde devam ediyor. Hemen arkasından uygulama soruları geliyor arkadaşlar. Bu uygulama soruları da beceriden soruya demiş. Yani beceri temelli soruların yer aldığı soru tipleri mevcuttur arkadaşlar. Sorular da gayet güzel hazırlanmış. Hemen arkayı çevirdiğimizde ve yeni nesil şöyle yapalım bakın yeni nesil sorular yer alıyor arkadaşlar. Artık bu tip sorular ne oluyor? MEP müfredatına uygun bu PISA, TIMSS dediğimiz bütün soruları kapsayacak tarzda sorular yer alıyor. Aynı zamanda LGS soruları ve MEB'in yayınladığı örnek sorulara paralel hazırlanmış gayet hoş ve güzel hazırlanmış bir kitap arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Devam ediyor bu şekilde arkadaşlar yine yeni nesil sorular var. Böyle pekiştirici bayağı bol bir kitap olmuş. Şuradan devam ediyoruz bu konuyla arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet, daha sonra burasını bitiyoruz ve yeni konumuz ne geliyor arkadaşlar? Üslü ifadeler. Gene üslü ifadelerde de gördüğünüz üzere hatırlatma özet bilgilerimiz yer alıyor. Yine arkadaşlar akabinde gene konuyu kavratıcı ilk aşama, ilk basamak olan sorularımız var. Yine akabinde uygulamamız İkinci basamak beceri temelli oluyor. Ve daha sonra da yeni nesil sorular diye yer alıyor. Soruları şöyle incelediğim zaman gayet güzel hazırlanmış kaliteli sorular. Gerçekten tavsiye edebileceğim kitaplar arasındadır arkadaşlar. Şöyle ben ilerleyeyim bakalım. Şöyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle geliyorum. Buradaki ilk iki konu bitince birinci ünite bitmiş oluyor arkadaşlar. Birinci ünite bittiği zaman hemen akabinde evet şurada. Ünite değerlendirme testi geliyor. Yani ilk çarpanlar, katlarla üslü ifadeleri kapsayan bir ünite değerlendirme testimiz var. O iki konuyu harmanlayacak şekilde hazırlanmış. Arkadaşlar böyle soruları görüyorsunuz. Gayet güzel. Ve ondan sonra hemen karekökte ifadelerle devam ediyor. Bu şekilde de böyle gidelim. Şöyle bir bakalım birazcık daha ilerleyelim. Şimdi buradan sonra da denemeler koymuşlar arkadaşlar arada bir. O da nedir? İlk 3 konuyu kapsayan şekilde 3 konu bittikten sonra hemen buraya bir deneme eklenmiş ve burada da 10 sorudan oluşan birinci ünite ve ikinci ünitenin birinci bölümünü kapsayan 20 dakikalık kendinizi deneyebileceğiniz bir denemesi mevcut arkadaşlar. Gayet güzel hazırlanmış. Kendinizi deneme sınavında hissettireceğiniz güzel kaliteli sorular mevcut arkadaşlar ve bu şekilde böyle devam ediyor bu kitabımız. Tabii bu şekilde böyle ilerliyorum. Şöyle sayfaları birazcık daha hızlı geçeyim. Sona doğru gidelim ve en arkasında da gördüğünüz üzere cevap anahtarları mevcut arkadaşlar. Yine bir noktaya daha açıklayalım. Kitabımızın
Evet, üzerlerinde QR kodları var. Bakın görüyorsunuz. Evet, bu QR kodlarını okutarak kitaptaki konuların video konu anlatımlarını ve buradaki soruların hepsinin detaylı çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu QR kodlarını okutarak bu soruların videolu çözümlerini yani çözümlerini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da şöyle arka tarafını bir çevirelim. Arka kapakta şu şekilde. Akıllı tahta ve uzaktan eğitime uyumludur diyor. Ve burada da aynı zamanda şöyle yazıyor. Bu kitapta yer alan soruların video çözümlerine www.egitimdijital.com adresinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki soruların video çözümlerine bu egitimdijital.com adresinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu kitabımızı da bu şekilde tanıttık. Sıra geldi diğer kitabımız Taktik Bende. Taktik Bende yayınlarına ait olan yine kaliteli kitaplarımızdan birisidir arkadaşlar. Bu da bakıyoruz yine kapak uyumu gayet güzel. Sarı ve siyah renkler birazcık daha patlatıp ilgi çeker hale getirmişler. Taktik Bende Matematik Soru Bankası 8. sınıf diyor arkadaşlar. Güzel bir basketbol topuyla biraz daha motivasyon veriyor. Başarıya odaklanalım diyor. Yine bu kitabımıza şöyle baktığımız zaman kadroları da göreceğiz. Şuradan söyleyeyim ben en iyisi size. Kapağı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ilk sayfayı açıyoruz. Burada da ilk sayfasında da dizgiler yer alıyor. Gene yazar kadromuz Özlem Yıldırım, Erdi Eray Macakoğlu var. Yayın yönetmenimiz Metin Baran'dır. Bu şekilde bir kapak tasarımı var. Ve yine kitabın ilk sayfasında bir tanıtım şeması var. Arkadaşlar bu tanıtım şemasında da kitapla ilgili detaylı bilgi var. Şöyle içindekiler kısmımız. Ve gelelim ilk. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir tarz uygulanmış bu kitapta da nasıl bir tarz derseniz. Şimdi bir taktikli soru var arkadaşlar. Burada bir taktikli soruyla karşılaşıyorsunuz. Şöyle yapalım, şöyle getirelim. Burada bir taktikli soruyla karşılaşıyorsunuz. Hemen akabinde bu soruyu çözeceğiniz taktik burada verilmiş. Bu taktiği kullanarak bu soruyu çözeceksiniz diyor. Ve arkasında da hatırlayalım var. Yani bu taktikli soruyu çözeceğiniz o bilgi kısmı size burada verilmiş arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanarak bu taktiği de kullanarak bu soruyu çözüyorsunuz. Bu soruyu çözdünüz, olayı kaptınız. Daha sonra hemen yan tarafa geçiyorsunuz. Yan tarafta da taktik antrenmanı var arkadaşlar. Hemen bununla alakalı hemen burada o bilgileri kullanarak öğrendiğiniz bu bilgileri kullanarak burada taktik antrenmanı ya antrenman yapacaksınız arkadaşlar. Pekiştireceksiniz. Hemen burada ve burada iki tane soru konmuş. Gayet de güzel hazırlanmış. Farklı bir tarz arkadaşlar. Yani bu tarz değişik sorular hakikaten insanların ilgisini çekiyor. Güzel hazırlanmış. Devam edelim gene. Şu şekilde bakıyoruz. Gene aynı. Burada da arkadaşlar taktikli sorumuz var. Hemen arkasında altında taktiğimiz. Gene o taktikle ilgili bu soruyu çözdürecek bilgi kısmı var. Hatırlayalım. Bunu bize vermiş. Buradan sonra hemen yan tarafta ne başlıyor? Antrenman başlıyor arkadaşlar. Taktik antrenmanları görüyorsunuz bu şekilde. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Taktikli soru, taktik hatırlayalım şekli. Arkasından taktik antrenmanları. Şöyle bakalım. Böyle devam ediyor. Ve şuradan sonra şu geliyor artık. Çarpanlar, katlar ilk konumuz ya. İlk konunun sonunda top sende başlıyor arkadaşlar. İşte top sende kısmı var. Bu top sendeler artık bu öğrendiğiniz bütün taktikler, oradaki bilgileri uygulayarak buradaki yeni nesil bu soruları çözmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Beceri temelli soruları. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel hazırlanmış sorular var. Bu şekilde top sende 1, top sende 2 diyerek motivasyon sağlanmış ama gayet de güzel hazırlanmış. Hoş bir kitaptır arkadaşlar. Gerçekten bu kitabı da çok beğendim arkadaşlar. MEB'in örnek sorularına ve LGS sorularına müfredata uygun bir şekilde hazırlanmış. Bir de şu var artık arkadaşlar piyasada birçok yayın evi var ama bazı kitaplar müfredatın gerisinde kalabiliyor. Ama bunlar gayet güzel hazırlanmış. Bu şekilde üstü ifadeler diye devam ediyor. Şöyle bir yandan konuşuyorduk, bir yandan da kitabı tanıtıyoruz. Aynı şekilde taktikli soru, taktik hatırlayalım ve antrenmanlar şeklinde devam ediyor. Birazcık böyle hızlıca geçeceğim. Bu kitabımız da bu şekilde gidiyor. Bütün sorular gayet güzel, renk uyumları güzel hazırlanmış. Şöyle geliyorum. Yine en sonda içindekiler kısmı var arkadaşlar. Gene burada da onu hatırlatalım arkadaşlar. Gene bakın burada da QR kodlarımız var görüyorsunuz. Kitaplarımızdaki QR kodlarını okutarak gene kitabın konu anlatım videolarına ve sorun çözüm videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, QR kodları var arkadaşlar. Bunları okutabilirsiniz. Bunların uygulamaları var. Bunları indirirsiniz telefonlarınıza. Okutarak soruların çözüm videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. En sonuna bakarsak yine de bak burada da yazıyor kitabın en arkasında da
Bu kitapta yer alan soruların video çözümlerine www.egitimdijital.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yani egitimdijital.com adresinden de bu kitaptaki soruların video çözümlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tanıtacağım bir diğer kitabım da nedir arkadaşlar? Cevap Yayınları. Gerçekten yine güzel yayınlardan bir tanesidir. Cevap Yayınları'nın Mega 8 Yeni Nesil Soru Bankası kitabı arkadaşlar. LGS Matematik adı altında. Gene kapak uyumu da güzel. Böyle siyah, beyaz ve mavi şeklinde hazırlanmış kapak kısmı. Gerçekten ilgi çekici bir kitap. Şöyle açıyoruz. Gene buradaki de kitap yazar kısmı var. Tabi yazarımız komisyon tarafından hazırlanıyor. Gene genel yayın yönetmeni Metin Baran'dır ve dizgi grafik kapak tasarım burada bize detaylı bir şekilde anlatılmış. İçindekiler kısmı mevcut. Şimdi bu kitabımızda da gene şu var arkadaşlar. Konuların özetleri yer alıyor mesela. Çarpanlar, katların özet kısımları burada yer alıyor. Gördüğünüz üzere. Gene burada da üslü ifadelerin özet kısımları yer alıyor arkadaşlar. Ondan sonra hemen sorulara geçiyoruz. Gene bu kitabımızda yeni nesil sorulardan oluşan gayet güzel, hoş bir kaliteli kitaptır arkadaşlar. Yayınlarımız da güzel yayınlar. Ve burada gördüğünüz üzere artık test 1 diyoruz. Sonra test 2. Konu konu zaten ayrılıyor arkadaşlar. Bakın çarpanlar, katlar. Daha sonra EBOB, EKOK'un test 2 yeni nesil sorular gayet güzel. Bakın şu çuval soruları falan çok meşhur sorulardır. Hep çıkar arkadaşlar. Gene bakın EBOB, EKOK'la test 3 devam ediyor. EBOB, EKOK, test 4 yeni nesil sorular. Yine böyle devam ediyoruz. Yine aralarında asallıkla ilgili yine yeni nesil sorular. Bu da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle devam edersek yine üstü sayılarla ilgili sorularımız. Şu şekilde kareköklüler böyle devam ediyor. Şöyle ilerliyoruz. Bu soru kitabımız da gayet güzel hazırlanmış kaliteli kitaplardır. Bu kitabımıza tavsiye ederiz arkadaşlar. Tabi bakın burada diğer konumuz doğrusal denklemler derken ilerliyoruz bu şekilde. Evet şu şekilde şöyle hızlıca geçiyorum. Bu kitabımız da gayet güzel. Evet cevap anahtarı demiş. Cevap yayınları. Cevap yayınları. Evet internet sitesi de verilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizinle paylaşacağım kitapları tekrar şöyle bakalım. Neymiş? Cevap yayınlarından Mega 8 Yeni Nesil Soru Bankası. Yine Taktik Bende yayınlarından Matematik Soru Bankası. Efsane yayınlarından Matematik Soru Bankası şeklinde bu 3 kitabı da arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. 3 yayın evi de gerçekten güzel, kaliteli yayın evleri ve kitapları da çok kaliteli hazırlanmış. Bu kitaplarla hazırlandığımız takdirde inşallah LGS kazandıran soru bankaları olacak ve unutmayacağınız kitaplar olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca duyurmak istediğim bir başka duyurum da var. Şimdi bu kitaplarımızı alıp çözüyoruz. Şimdi bu yayın evinin arkadaşlar bu yayın evlerinin Instagram hesapları var arkadaşlar. Ben videomun altına açıklama kısmında Instagram hesaplarının linklerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Instagram hesaplarındaki yayın evlerine ait Instagram hesaplarını takip ettiğiniz takdirde oralardan sizlere duyurular yapılacak. Çekiliş duyuruları arkadaşlar işte telefon, tablet, fotoğraf makinesi, akıllı saat, bisiklet, gitar, taşınabilir, hızlı şarj cihazı şeklinde hediyeler dağıtılacaklar. Bu hediyeleri nasıl dağıtıyorlar arkadaşlar? Bayiden al kampanyaları var arkadaşlar. Bayiden al kampanyaları sizin yayın evlerinin efsane yayınları, cevap yayınları ve taktik bende yayınlarının bayilerini bulunduğunuz il ve ilçedeki bayileri bulup oraya gidiyorsunuz. Oralardan kitap aldığınızda sizler çekilişe dahil olacaksınız arkadaşlar. Ve daha sonra çekilişe dahil olduğunuz zaman Instagram hesabında bu çekiliş sonuçları paylaşılacak arkadaşlar sizlere. Ve oralardan da hediye kazanırsanız hediyelerinize sahip olacaksınız. Pekala bizim kanalımız için avantajı nedir derseniz bizim kanalımıza Fatih Kara Matematik Öğretmeni kanalına da özel olarak indirim kodu tanımlanacak arkadaşlar. Bu indirim koduyla yine internet sitelerinden alışveriş yapıldığı takdirde size %20 indirim uygulanacak arkadaşlar. Kanalımıza özel, kanalımızı izleyen izleyicilere özel indirim kodu tanımlanıyor ve kitap alışverişlerinde bu LGS kitaplarının alışverişlerinde size indirim tanınacak. %20 indirimden yararlanacaksınız arkadaşlar. Yine bu indirim kodunu, kanalımıza özel indirim kodunu ve kitapları alacağınız İnternet sitesinin linklerini yine videonun açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında bütün Instagram hesaplarını ve bu kitapları internetten alabileceğiniz internet satış sitelerinin adreslerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitap tanıtımlarım bu şekilde. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.